Evet arkadaşlar, yeni ünitemiz Science ünitesi. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ünite diğer üniteden biraz daha zor, biraz daha meşakkatli bir ünite. Dikkat etmemiz gereken bir ünite. Çünkü yeni kelimelerimiz, hiç zamanında görmediğimiz kelimeler mevcut arkadaşlar. Evet, Science 9. ünitemiz, bilim fen ünitemiz arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Yes. James Watson is a great biologist and he has won a lot of. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Prize ödül demek. Cure tedavi, search araştırmak, result da sonuç demek. Tabii ki James Watson harika bir biyolog diyor, bilim insanı diyor. Tabii ki ne yaptı? Bir sürü burada simple past tense dediğimiz dili geçmiş zamanımız mevcut. Bir sürü ödül kazandı diyoruz arkadaşlar. Yes. Aşağıdaki resim ile kelime eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Businessman, true. B. Scientist, true. C. Artist, true. D. Author, false. Yanlışı sorduğu için Denizli Türkçesini çeviriyoruz arkadaşlar. İş adamı, bilim adamı, bilim insanı, ressam, author arkadaşlar değişik bir kelime gibi gelebilir, yazar demek. Genellikle roman yazarına author deniliyor arkadaşlar. Yes, the third question. Kirkpatrick Macmillan, The Bicycle in 1839. Şimdi bakıyoruz. Bu kişiden bahsediyor. 1839 yılında invent icat etmek. Diğer ünitelerimizden hatırlayacağımız gibi arkadaşlar, hatta 7. sınıftan da hatırlayacağımız üzere invent icat etmek demek. Invent daha önce yeryüzünde bulunmayan bir şeyi yaratmak, ortaya çıkarmak demek. Bir de discover vardı. Discover ise keşfetmekti. Var olan bir şeyi discover yapıyoruz ama daha önceden bulunmayan, yeryüzünde olmayan bir şeyi invent yapıyoruz. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Encourage cesaretlendirmek demek. Receive almak demek. Receiver'lardan hatırlayın, evimizde var receiver'lar, alıcılar var. Ignore da çok önemli bir kelime, önemsememek demek. Arkadaşlar bu sorunun cevabı Adana. İcat etti diyeceğiz. Cancer is a very serious illness and scientists are trying to find a cure for it. Kanser çok ciddi bir hastalık ve bilim insanları onun için, yani kanser için ne yapmaya çalışıyorlar? Bir tedavi yöntemi bulmaya çalışıyorlar. Cure tedavi ya da tedavi etmek demek. My father is a famous, he works for a prestigious hospital. O çok prestijli bir hastane için çalışır diyor. Şimdi bakalım. Benim babam ünlü, şöhretli, genius dahi demek, invention icat demek, surgeon arkadaşlar, surgeon da çok önemli bir kelime bu ünitemiz için, cerrah demek. Surgeon, cerrah. Ameliyatlara giren doktorlara surgeon diyor İngilizler. Cerrah, ameliyat ediyorlar. Ceyhan arkadaşlar. Yes, aşağıda tanımı verilen kelime hangi seçenekte yer almaktadır? To try to find somebody or something. Birini ya da bir şeyi bulmaya çalışmak, çabalamak demek. Arkadaşlar vaccination aşı. Search araştırmak, safety güvenlik, explode patlamak demek. Tabii ki search araştırmak anlamında B seçeneği altı bolu arkadaşlar. Yes. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime hangi seçenekte verilmiştir? Stephen Hawking biliyorsunuz çok ünlü bir bilim insanıydı, ünlü bir fizikçiydi. Yakın zamanda kaybettik. Date of birth, doğum tarihi 1942, 1942'de doğuyor. Nationality British, İngilizmiş Stephen Hawking. Occupation arkadaşlar meslek demek. Physics and author. Hem fizikçi hem de yazarmış. Yes. Albert Einstein Award in 1978. 1978'de Albert Einstein ödülü almış. Tabii ki bu ne olacak arkadaşlar? Başarısı olacak o kişinin. Accomplishment çok tuhaf, değişik bir kelime. Başarı demek. Proses ilerleme, lab,
Laboratuvarın kısaltılmış hali genius da dahi demekti. Gene karşımıza çıktı. Genius dahi. Yes, eight. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere hangi seçenekteki kelime getirilemez? You need great to reach your goals. Sen diyor, goal amaç hedef demek. Amaçlarına ulaşmak için diyor nokta nokta harika, büyük, devasa nokta noktalara ihtiyaç duyuyorsun. Effort. Effort çaba demek arkadaşlar. Yani o da demiş ki I know, I will do my best. Biliyorum ve elimden gelen en iyi şeyi yapacağım demiş. Last week I read a book about Steve Jobs and I am really by his success. Geçen hafta Steve Jobs ile ilgili bir kitap okudum ve onun başarısıyla ne yaptım? Etkilendim. Başarısından etkilendim. Impress, etkilenmek demek arkadaşlar. 9 bolu. Yes, the of the survey, survey araştırma demek, have shown that people like this invention. Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki insanlar bu icattan hoşlanıyorlar. Result, sonuç demek. Ceyhan. Scientists must the drug before it is sold in pharmacies. Bilim adamları, onlar yani o bulunan şey eczanelerde satılmadan önce ne yapmalılar? Test etmeliler. İlaçlar. Drug ilaç demek arkadaşlar. Drug ilaç demek. 11 Adana. Yes. Do you know how to this machine? Şimdi diyor ki sen diyor bu makineyi diyor nasıl operate, çalıştırabileceğini biliyor musun demiş. I am sorry but I have no idea about it. Üzgünüm fakat hiçbir fikrim yok nasıl çalışacağı hakkında demiş. 12 Denizli arkadaşlar. The doctor has finally incurring my back problems. Doktor sonunda back dedi arkadaşlar sırt. Sırt. Normalde back daha önce back testlerimizde duymuşsunuzdur. Arka demek, sırt demek. İşte sırtımdaki problemleri tedavi etmekte ne yaptı sonunda? Başarılı oldu. Success in. Başarı sağladı demiş. 13 Ceyhan arkadaşlar. Devam ediyoruz. 14. Scientific of the past century made our lives easier. Şimdi arkadaşlar geçmiş yüzyıldaki nokta nokta bilimsel nokta noktalar bizim hayatımızı ne yaptı? Kolaylaştırdı. Neler kolaylaştırdı arkadaşlar? Bilimsel başarılar. Achievement başarı demek. 14 bolu. Orhan Pamuk's Car Novel was a great success. Orhan Pamuk'un Car ismi novel arkadaşlar, novel roman demek. Novel roman demek. Novel'ın aynı zamanda yeni anlamı da vardır, sıfat görevinde kullanılır. Orhan Pamuk'un Car romanı gerçekten büyük bir başarı sağladı. It was one of the in Turkey at that time. Bestseller'ı bilirsiniz arkadaşlar, Türkçemize de geçmiştir. En iyi satanlar listesinde o zaman birinci sıradaydı demiş. Yani 15 Denizli. One of the test tubes while we were doing the experiment. Biz deneyleri yaparken demiş ne yaptı? Test tüplerinden bir tanesi maalesef explode oldu, patladı. 16 Ceyhan. Is the drug addictive? Bu ilacın diyor, demin de gördük, drug ilaç demek. Bu ilacın bağımlılık yapıcı bir özelliği var mı? No it isn't. Nobody has found any evidence that the drug is addictive. Şimdi hiç kimse diyor bu ilacın bağımlılık yaptığına dair hiçbir sonuç bulamadı. Result sonuç demek arkadaşlar. 17 Adana. 18. My cousin is a he is interested in science and he is doing experiments every day. Benim kuzenim gerçekten bir dahi. O fene, bilime çok ilgili ve her günde deneyler yapıyor demiş. 18 Adana. 19. Scientists are on a new drug which will be a cure for lung cancer. Bilim adamları diyor akciğer kanserini tedavi edebilecek bir yeni bir ilaç üzerinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Araştırma yapıyorlar. Searching on a new drug. 19 Denizli. 20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Arkadaşlar conduct an experiment. Experiment deney demek. Bu bir kalıp. Deneyi yürütmek, deneyi yapmak. Operate a machine demin de karşımıza çıktı. Bir makineyi çalıştırabilmek. Develop cures. Develop geliştirmek arkadaşlar. Cure ise tedavi demek. Tedavi yöntemi geliştirmek olabilir. Ama discover, scientific. Scientific arkadaşlar bilimsel demek. Bu kalıp başka bir kalıp ve birbiriyle uymadığı için Denizli yanlış arkadaşlar. Discover çünkü keşfetmek demek. Discover scientific olmuyor. 20 Denizli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yes, grammar test. Arkadaşlar bu ünitemiz kelimeleri biraz ağır olmasına rağmen gramer açısından yani dil bilgisi açısından kolay bir ünite. Daha önce gördüğümüz konuları, kalıpları içeren bir ünite. O yüzden gramer basit. Scientists are awakening to malaria. Bilim adamları diyor. Ne yapıyorlar? Şimdi arkadaşlar şurada arı gördük değil mi? Burada şimdiki zaman olacak. Şimdiki zaman present continuous tense'ti. Emizarın olduğu cümlede fiili yalın halde kullanamıyoruz. B seçeneği ve C seçeneği, zaten C seçeneğinde simple past tense dediğimiz yargı var. B ve C'yi kafadan atıyorum. D seçeneğinde zaten fiilde S takısı olduğu için de kesinlikle kullanılamaz. Direkt A seçeneği doğru arkadaşlar. Şimdiki zamanın formüllerini işletmeye başlayabiliriz. Bedriye Tahir Gökmen, the first Turkish woman pilot. Şimdi Bedriye Tahir Gökmen diyor, ilk Türk kadın pilottu. Bu kadın büyük ihtimal öldü, vefat etti arkadaşlar. O yüzden geçmişte kaldı. Geçmişte kaldıysa was. Neydi? Bedriye Tahir, Türkiye'nin ilk Türk kadın pilotuydu demiş. Look. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda fire vermiyoruz değil mi? Çünkü zaten cevabı karşıdaki kişinin söylediğinde, söylediği cümlede mevcut. Şimdi are looking diyor. O yüzden sen are looking ile sorulan, cevap verilen bir soruya ne edeceksin? Are'la soru soracaksın. Look what are they doing? Bak onlar ne yapıyorlar? Onlar fosilleri araştırıyorlar, bakıyorlar demiş. Fosillerin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yes, my sister very intelligent. Benim kız kardeşim intelligent, zeki demek. Genius dahiydi. She her degree and went to Harvard University. Şimdi benim kız kardeşim şu anda var, yaşıyor. O yüzden was'ı kullanamıyorum. Çok zeki. Şimdi Harvard Üniversitesi'nden bahsettiğimiz için arkadaşlar tabii ki de çok zeki olmadığını söyleyemeyiz. O zaman is. İşte benim kız kardeşim çok zeki. O Harvard Üniversitesi'ne gitti ve orada derece elde etti demiş. Geçmiş zamana geri dönmüş. Bakın aynı cümle içerisinde bir içinde bulunduğu manı bir de geçmişi yansıtabiliyorum. Çünkü nokta var arkadaşlar. Zaman uyumu önemli İngilizce'de. I like science lesson because we experiments every day. Every day'i gördük. Bakın. Every day burada var arkadaşlar. Every week'i. Every week her hafta demek. Her hafta yapılan bir eylemi biz simple present tense dediğim geniş zamanla ifade ederiz. Özneye dönüş yapıyorum. We var. We varsa kesinlikle s takısı kullanamıyoruz. Çünkü geniş zamanda he, she, it öznelerinde s takısı kullanılabiliyor. Zaten geçmiş zamanları kesinlikle kullanamıyoruz. Çünkü every week var. Şimdi doing var. Doing şimdiki zamanı gösteriyordu. Emizar olmadığı müddetçe şimdiki zamanda kullanamıyoruz. Direkt cevap bol arkadaşlar. Yes. The next question. Scientists are now. Evet. Now'ı gördüm. İpucum burada. Arı gördüm. Şimdiki zaman emizar artı fiile ing takısı gelmiş haliydi. Direkt gözüm kapalı bolu. Zaman kazanın arkadaşlar. Zaman bizim için önemli. 7. Do you want to be a scientist? Because'ı gördük. Çünkü. Neden? Çünkü. Neden? Çünkü. Why? Neden? Niçin demek. Neden bir bilim insanı olmak istiyorsun? Çünkü yeni şeyleri keşfetmekten hoşlanıyorum demiş. Açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Every year millions of people. Şimdi burada people var. People insanlar demek. Bu bir çoğul özne. Eğer öznemiz çoğulsa Adana'yı eliyoruz arkadaşlar.
Şimdi every year dediği için her yıl oluyor. Geniş zaman simple present tense oluyor. D'yi eliyoruz arkadaşlar. Otomatikmen C'yi de eliyoruz. Çünkü C şimdiki zaman. Bana geniş zaman lazım. Bolu. Her yıl milyonlarca insan soğuktan sıfır acı çekmek daha doğrusu. Acı çekiyor, müzdarip oluyor. Fakat bu hastalık için, bu soğuk algınlığı için hala doğru dürüst bir tedavi yöntemi yok diyor arkadaşlar. 8 bolu. Yes. 9. Tuluyhan Uğurlu is a genius of music. Tuluyhan Uğurlu bir müzik dahisi. He to learn musical notes when he was only 4 years. O sadece 4 yaşındayken ne yapmaya başladı arkadaşlar? Müzik notları öğrenmeye başladı. Notaları öğrenmeye başladı Adana. 9 Adana. Geçmiş zaman simple past tense. When Mehmet Öz married to Lisa Öz in 1985. Şimdi arkadaşlar bu geçmiş zaman. Eğer bu cümlede geçmiş zamanın olduğunu fark ettiysek Adana'yı eliyoruz. Geçen hafta perfect tense ile ilgili konuşmalarımızı yaptık. Perfect tense'de çok istisnai durumlar dışında kesinlikle geçmiş zamana ait bir zaman zarfı kullanamazsınız yakın geçmiş zamanda. İstisnai bir zamandı. Bolu zaten kesinlikle gitti geçmiş zaman olduğu için. When o zaman ne kaldı arkadaşlar? Şurada get married. Bu bir eylem. Eylem varsa vazverü de kullanamazsın. Vazver durumdan bahseder geçmişteki durumlardan. 10 Ceyhan. 11. Where your father work? Bu genel bir soru. Şimdi baban nerede çalışır diye soracağız. Bakın. Çalışmak fiili var. Emizar gitti. Sen emizarı nerede kullanıyordun? Şimdiki zamanda fiilde ing takısı olursa kullanabilme şansına sahipsin. Yoksa kullanamazsın. Şimdi baban dediği için does gelecek. O zaman A da kesinlikle gitti. Nerede çalışır? Where does your father work? He is a heart surgeon at the state hospital. O surgeon neydi? Cerrah. Kalp cerrahı. Bolu. Nerede çalışır? O şehir hastanesinde bir kalp cerrahı demiş. Researchers have found some skeletons in Alacahüyük and now they... Nav'ı gördüm. Gözüm kapalı. Şimdiki zaman. Ne yapıyorlar? Bulmuşlar. Tamam. Alacahüyük'te birkaç iskelet bulmuşlar. Ne yapıyorlar? Şu anda kazı alanındalar. Çalışıyorlar. Araştırıyorlar. Examining. Araştırma yapıyorlar. 12 Adana. Doctors transplant human brains today. Şimdi arkadaşlar transplant biliyorsunuz kalbimiz olsun ya da diğer iç organlarımız olsun. Bir yerden bir yere nakletmek. Şimdi insan doktorlar diyor beyin nakli yapabiliyorlar mı diye sormuş. O da evet demiş. Beyin nakli de yapılabiliyor. Şimdi arkadaşlar özne çoğul olduğu için kesinlikle ve kesinlikle dazı kullanamıyorum. Yaparlar mı diye sorabilirdim aslında ama bana fırsat vermediler. Zaten artık emizarı fiilin yalın haliyle kullanamayacağımızı öğrenmemiz lazım. Adana'da gitti. Genel bir soru olduğu için geçmiş zamanla da alakam yok. Direkt Ceyhan. Yapabilirler mi? Bugün içerisinde yapabilme yetileri var mı? Can ability dediğim yetenek kabiliyet kipi. Evet yapabilirler diye cevap vermiş. My uncle a great scientist. Çok önemli bir kelime gene karşımıza çıktı. Bilim insanı, bilim adamı. He lots of scientific article makale demek arkadaşlar. Şimdi her yıl dediği için tamam ipucumu buldum. Her yıl diyorsa geniş zaman simple present tense B kesinlikle gidiyor. Aslında A çok yakın bir çeldirici şık ama A yazamıyorum yapamıyorum. Çünkü he öznesi var. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle buraya S takısı ana fiile S takısı gelmesi lazımdı. A'yı da eliyorum. Şimdi her yıl dediği için geçmiş zamanı kesinlikle kullanamam. Direkt bulduk arkadaşlar. Uyum çok önemli. My uncle is a great scientist. Benim amcam ya da dayım harika bir bilim insanı. O her yıl bir sürü bilimsel makale yazar dedik. Who the World Wide Web? Şimdi arkadaşlar simple past tense olduğu belli.
World Wide Web'i kim icat etti diyeceğiz. Geçmiş zaman invented. Burada bu soruda çok önemli bir kural var. Dersimizin ilerleyen zamanlarında, diğer çekimlerde benim size anlatmam gereken birkaç konulardan bir tanesi. Yes, before the 19th century, 19. yüzyıldan önce doctors operate, arkadaşlar o da çok önemli bir kelime. Operate, ameliyat etmek. 19. yüzyıldan önce doktorlar anestezi olmadan ne yapıyorlardı? Ameliyat yapabiliyorlardı. Çok kötü bir şey ama evet, maalesef öyle. Ameliyat oluyordu, mecburen oluyordu ve anestezi, uyutma olmuyordu. İnsanlar canlı canlı maalesef ameliyat olmak zorunda kalıyorlardı demiş. Nereden anladık arkadaşlar? Geçmiş zaman olduğunu, 19. yüzyıldan önceki dönemden bahsettiği için anladık. 16 bol arkadaşlar. Evet. Yes. Today nearly, arkadaşlar nearly hemen hemen demek. Almost da hemen hemen demek. Yani yaklaşık olarak. Yani burada bir şöyle bir yargı var. Bugün günümüzde bulunduğumuz anda yaklaşık tüm bilim adamları, hemen hemen bütün bilim insanları ne yapmış? Akupunktürün her şeyi tedavi edemeyeceğine karar vermiş. Şimdi scientist dediği için bilim insanı oluyor, çoğul oluyor. O yüzden cevap Adan olacak arkadaşlar. Ceyhan olacak arkadaşlar. Çünkü çoğul özne olduğu için ana fiile s takısı getiremiyorum. Dr. Martin Cooper, the inventor of the first mobile phone. Arkadaşlar evet, burada çağımızın en büyük icatlarından bir tanesinin mucidi yer alıyor. Demek ki ilk cep telefonunu kim icat etmiş? Bu diğer ünitelerimizde de vardı. Dr. Martin Cooper adında bir şahsiyet, işi gücü yok, tutmuş cep telefonunu, ilk cep telefonunu icat eden kişi olmuş, mucit olmuş. Geçmiş zaman zaten, çünkü 1973 yılından bahsediyoruz, simple past tense. Denizli gitti, Adana gitti. O yüzden vazlar geriye kaldı. To be dediğim emizarın geçmiş zaman halleri was ve were'dür. Tamam, was the first inventor of the first mobile phone. He the first call on mobile phone in 1973. Ve bu kişi tutmuş arkadaşlar 1973 yılında ilk cep telefonunda aramayı gerçekleştirmiş Bolu. 18 Bolu. I need some help to... Arkadaşlar to'yu gördük. To'dan sonra gelen fiil ek almaz. Bunu unutmuyorsunuz. Bu bir istisnai durumlarımız tabii ki olacak. Direkt ne lazım? Bu makineyi çalıştırabilmem için bana yardım lazım. Biraz yardıma ihtiyacım var demiş. 19 Adana. Physiologists this treatment at the moment. At the moment'ı gördük. At the moment şu anda demek arkadaşlar. Ne yapıyorlar? S takısı var özlemde. Şimdiki zaman olduğu aşikar, direkt are studying, üzerinde çalışıyorlar. Treatment arkadaşlar tedavi demek. Treatment, tedavi. Evet. Most of the scientists, bilim insanlarının çoğu. Şimdi arkadaşlar, that there is strong connection between humans and animals. İnsanlar ve hayvanlar arasında güçlü bir bağın olduğuna inanır diyeceğiz. Geniş zaman Denizli. Çünkü hiçbir şekilde geçmiş zamana ait ya da gelecek zamana ait bir ipucum yok cümlede. Genel bir yargı var. We were doing an experiment when the test tubes... Arkadaşlar bu past continuous tense dediğim şimdiki zaman hikayesi. Bu normalde bizim müfredatımızda yok ama daha önceki yıllarda müfredatımızda yer alan bir yapı. Bu geçmişte belirli bir süre zarfında süren, devam eden eylemlerden bahsedilirken kullanılan bir zaman kavramıdır. Hatta iki ayrı cümle var when ile bağlanmış. When, time conjunction dediğim bir zaman bağlacı görevini üstlenmiş burada. Ne oldu? Deney yapıyor iken test tüpleri demin de gördük patladı bir anda. Patlama bir anda olur ama sen patlama olmadan önce deneylerini yapma süreci devam ediyordu. Bu süreklilik arz eder, bu bir anda olup biter.
Evet, 7. sınıf konularımızda da var. Çok önemli bir şahsiyet insan. Mary Curie, Antibiotics in 1928. Marie Curie biliyorsunuz arkadaşlar, büyük bir bilim insanı, bir bayan. Hayatını araştırmanızı rica ediyorum. Ne yaptı? Geçmiş zaman olduğu için antibiyotiği bulanı da gördük. Antibiyotik kim bulmuş? Marie Curie bulmuş. Discovered, keşfetmek. Demek ki neymiş? Antibiyotik daha önceden artık yapısal olarak yeryüzünde var olan bir şeymiş ki bulunmuş, discover olmuş gördüğünüz gibi. Geçmiş zaman olduğu için Ceyhan doğru arkadaşlar. 23 Ceyhan. Yes. Thomas Edison. Olmazsa olmazımız. Şimdi Thomas Edison invent. Invent icat etmekte arkadaşlar. Evet. O zaman cevaba odaklanıyoruz. Muhsin'in cevabı The Electric Light Bulb. Elektrikli ampul diyor. O zaman ne icat etti diye soracaksınız. What? When you a biologist in 1997, 1997'de. O zaman bu cümle geçmiş zaman. Geçmiş zamansa sen ne zaman bir biyolog oldun? 1997'de. 25 Ceyhan. Between 1918 and 1920, about 50 million people worldwide from flu. Flu arkadaşlar nezle demek. Grip, soğuk algınlığı da diyebiliriz. İşte 1918 ile 1920 yılları arasında yaklaşık 50 milyon insan dünya genelinde ne yaptı? Nezleden, gripten, virüsten öldü. Died. Malum ünitemiz, bilim ünitesi mecbur böyle cümleler kuracağız. Who the Water Scribe? Kim diyor? Arkadaşlar Water Scribe bunun aslında fotoğrafını göstermek lazım size. Kim diyor? Su değirmeni gibi bir şey ama evet su değirmenini böyle icat etti diyor. Arşimet diyor. O yüzden gene aynı şekilde Arşimet geçmişte yaşadığı için 27 bolu oluyor arkadaşlar. 28. This experiment. Experiment gene karşımıza çıktı. Artık öğrenmemiz lazım değil mi? Experiment deney. Experiment deney demiş. Bu deney insanların zekasını ne yapıyor? Test ediyor. Geniş zaman olması lazım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tests. Bolu. I think Albert Einstein the best scientist of the 20th century. 20th century 20. yüzyıl. Bence Albert Einstein öldü arkadaşlar. Geçmişte kaldı tüm etki ve sonuçlarıyla. Artık tabii ki yaşamadığı için vazı kullanmamız lazım. 20. yüzyılın bence Albert Einstein en iyi bilim adamıydı demiş. 29 Denizli. Yes, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar emizarı gördük, fiilde ing'i gördük. Ne yapacağız? Bana şimdiki zamana ait bir zaman zarfı lazım. Time conjunction at the moment. At the moment şu anda demek. 30 bol arkadaşlar. Yes. Aşağıdaki cümleyi ifade eden resim hangi seçenekte verilmiştir? Bakıyoruz. My uncle was a famous scientist. Benim amcam dayım ünlü bir bilim adamıydı. He discovered many new things and got lots of rewards. O bir sürü yeni şey icat etti ve bir sürü de ödül aldı demiş arkadaşlar. Burada bilim adamını, bilim insanını tarif eden, tasvir eden resim, fotoğraf bolu, bir bol arkadaşlar. Anlam akışını bozmaktadır demiş. I am really into science. Ben gerçekten bilimle, fenle iç içeyim. So I want to be a scientist in the future. Ve bu yüzden gelecekte bir bilim insanı olmak isterim. Albert Einstein was a great scientist. Albert Einstein harika bir bilim adamıydı. C zaten belli. Buradayım diye bağırıyoruz. Gidişatı bozan Ceyhan. But it is not easy to be a scientist. Fakat bilim insanı olmak zor demiş. 3 gidişatı bozdu arkadaşlar. Evet, three. Yes. Cevapta yes var. Altın kuralları unutmuyoruz. Adana gitti, Ceyhan gitti, Denizli gitti. Zaten arkadaşlar ne diyoruz? Eğer bir soru kalıbı, bir soru cümlesi, WH dediğim soru kalıplarından biriyle başlarsa yes ve no'yla cevap veremezsin.
Şimdi bakıyoruz. Have you heard about Edward Butler? Edward Butler'la ilgili bir şey duydun mu? Haberin var mı böyle bir kişi hakkında? Evet, 1848 yılında motoru icat etmiş. 3 bol arkadaşlar. 4. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yere gelebilecek en iyi ifade hangi seçenekte verilmiştir? To be a scientist. Bir bilim insanı olmak için ne yapmalıyız? Never give up. Give up bırakmak. Asla bırakma, vazgeçme. Work hard. Sıkı çalış. Buraya gelebilecek en iyi ifade arkadaşlar Adana. Be determined. Determined kararlı demek. Kararlı ol demiş. 4 Adana arkadaşlar. Yes. Name Robert Jones. Nationality British. Job atlet. Atletmiş bu adam. Ne oldu? Sporcu yani daha doğrusu. Başarıları ne olabilir? 2 tane dünya rekoru olabilir. Two World Records. 5D. 5 denizde arkadaşlar. Yes. The next question. Aşağıdaki cümlenin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde doğru sıralanışa hangi seçenekte verilmiştir? The teacher wanted her to be a scientist. Öğretmeni ondan bir bilim insanı olmasını istedi. She worked hard and now she is a famous scientist. O çok sıkı çalıştı ve şu anda ünlü bir bilimci. My aunt has been into science since her childhood. Benim halam ya da teyzem çocukluğundan beri bilimle iç içe. Her science teacher noticed her talent in science. Fen öğretmeni onun bu fendeki, bilimdeki hünerisini, kabiliyetini, becerisini fark etti. Arkadaşlar 3, 4, 1 ve 2 olacak. 3, 4, 1 ve 2 bizim doğru seçeneklerimiz sıralamaya göre. 7. Now let me talk about other Indian inventions in details. Öğretmen demiş ki, şu anda demiş Hindistan'daki yeni gelişmelerle ilgili, icatların gelişmeleriyle ilgili bir konuşayım, konuşma yapayım demiş. Don't worry, I will help you when you miss the point. Endişelenme, eğer diyor bir şeyi de kaçırırsam ben diyor sana tekrar yardımcı olabilirim diyor anlatırken diyor. O da ne diyecek? I'm sorry, I can't follow you. Üzgünüm, sizi takip edemedim. Yani kaçırdım anlamında demek istemiş Clara. 7 denizde arkadaşlar. 8. I think being a famous person is amazing. Bence ünlü bir insan olmak gerçekten çok harika, şaşırtıcı bir şey. Everybody knows them and they aren't as free as us. Herkes onları biliyor, tanıyor ve onlar diyor bizim kadar özgür değiller bence demiş. Ya burada bir karşıdaki kişi aynı düşüncede olmadığını belirttiği apaçık arkadaşlar. O zaman I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle farz etmiyorum diyecek 8 denizli. I like animals very much. I feel sad when I see them suffering from anything. Ben hayvanları çok seviyorum. Ve ben onların bir şeyden acı çektiklerini gördüğünde herhangi bir şeyden gerçekten çok üzülüyorum. I always want to help them. Onlara her zaman yardımcı olmak istiyorum. Therefore, I want to be a Bu yüzden ben ne olmak istiyorum arkadaşlar? Bir veteriner hekim olmak istiyorum. 9 Ceyhan. I can't become a biologist. Ben bir biyolog olamam. You will achieve it one day. Bir gün başaracaksın sen demiş. O da ne diyecek arkadaşlar? Never give up. Asla vazgeçme, asla bırakma diyecek arkadaşlar. 10 bolu. Yes. 11. I am Edward Jenner. I invented vacation in 1796. Ben Edward Jenner'ım ve ben 1796 yılında ne icat ettim? Aşı icat ettim. Diyor. Gene bilim insanının resmini, fotoğrafını bulacağız arkadaşlar. 11 bolu. Are you following me, Betül? Beni takip ediyor musun, Betül? I'm sorry, but I... Üzgünüm fakat ne oldu? Demin de aynı benzer bir soru çıkmıştı arkadaşlar. I miss. Kaçırdım. Yani mevzuyu, olayı kaçırdım anlattığınız şey demiş. 12 bol arkadaşlar. What is the first invention? Aynen karşımızda bir tablo var. İyice bakmanızı da size rica ediyorum. Invention, icat. Unutmuyoruz. Invention,
İcat demek arkadaşlar. İlk icat ne? Gördüğünüz gibi baktığımızda ilk icatın Arap olduğunu görüyoruz rahatlıkla. 13 adan arkadaşlar. Which is not correct? Hangisi doğru değildir diyor. They invented all these objects in 19th century. Bütün her şeyi 19. yüzyılda icat ettiler diyor. Bakıyoruz. Doğru. The car is the last invention among them. Araba bunların arasındaki en son icattı. Hayır. Araba ilk icat. Yani sıralamaya göre Bolu yanlış oluyor. You are the best doctor I have ever met. Sen benim bu zamana kadar tanıştığım, görüştüğüm, bildiğim en iyi doktorsun demiş. O da ne diyecek? That's very kind of you. Çok teşekkür ederim. Bu senin kibarlığın anlamında memnuniyetini dile getirmiş. 15 Adana, 15 Denizli arkadaşlar. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi seçenekte ifade getirilemez? He was a genius scientist, so o dahi bir bilim adamıydı. Bu yüzden bir sürü ödül aldı diyebilirsiniz. Bir sürü yeni şey icat etti diyebilirsiniz. Çok gençken öldü zannetmiyorum. Everybody knew him. Herkes onu tanıdı, bildi diyebiliriz. Ünlüyse şayet, zekalıysa ya da dahiyse. 16 Ceyhan. I think the internet is one of the biggest inventions. Bence internet en büyük icatlardan bir tanesi. We can't do without it. Biz onsuz yapamıyoruz. O yüzden aynı fikirdeler. Hepimiz aynı fikirdeyiz maalesef. I agree. Seninle aynı fikirdeyim. Sana katılıyorum. You are wrong. Yanlışım var demek arkadaşlar. I don't think so. Öyle düşünmüyorum. That's interesting. Bu ilginç demek. Zaten D seçeneğinin kesinlikle bu soruyla alakası yok. Cevap Adana. Steve Jobs was an American businessman and inventor. He was born in 1955 in San Francisco. Steve Jobs Amerikalı bir iş adamı ve mucit. O San Francisco'da 1955 yılında dünyaya geliyor. When he was a child, one of the Steve's favorite hobbies was working with electronics. Çocukken Steve'in favori hobileri arasında elektrikli eşyalarla uğraşmak, çalışmak vardı. Therefore, bu yüzden Steve got his first job at video game maker Atari. Bu yüzden Steve ilk işini video yapımcısı, video oyun yapımcısı Atari'nin yanında başladı işine. Later he met 18 years old Steve Wozniak ve daha sonra o 18 yaşındaki Steve Wozniak'la tanıştı. Wozniak was also in electronics and two boys became friends. Aynı zamanda Wozniak da elektronikli eşyalarla iç içeydi. Bu yüzden 1976 yılında onlar arkadaş oldular ve kendi bilgisayar şirketlerinde Apple adında satış yapmaya başladılar. Apple had a great success all around the world. Steve was co-founder, chairman and the CEO of Apple Inc. Ve gerçekten dünya çapında büyük bir başarı elde ettiler. Ondan sonra Steve de bu yönetimin başına geçti. CEO'su oldu, başkanı oldu, kurucusu oldu. He was the mind behind all the Apple products. Bütün Apple ürünlerinin zihinlerinde, akıllarında o vardı. Çünkü onunla anılıyorlardı. Steve died of cancer in 2011. Steve 2011 yılında kanserden dolayı öldü. However, he was one of the most successful men of the century. Buna rağmen, ölmüş olmasına rağmen o bu yüzyılın en başarılı adamlarından bir tanesiydi. Maalesef. According to the text, Steve Jobs was interested in when he was a child. Metne göre Steve Jobs direkt metinde de geçiyor arkadaşlar. Çocukken elektronik eşyalarla, elektrikle iç içeydi. 18 Adana. Steve Jobs founded Apple Company. Steve Jobs Apple şirketini bakıyoruz. Çocukken kurmadı. Evet.
18 yaşında ne yapıyordu arkadaşlar? 18 yaşında Steve Wozniak'la tanışıyordu. 1976 yılında şirketi kurdular. 18 yaşında kurmadı. 2011'de de öldü zaten. 19 Jan arkadaşlar. Hangisi doğru değildir demiş. Steve Jobs died of cancer. Kanserden öldü, doğru. Steve Jobs was very successful. Steve Jobs çok başarılıydı. Doğru. Atari was a video game maker company. Atari bir video oyun yapım şirketiydi. Doğru. Wozniak was Steve Jobs' brother. Wozniak Steve Jobs'ın erkek kardeşi değildi. 18 yaşlarındayken tanıştı. Kendisine benzer başarılı elektronik eşyalarla ilgili bir adamdı. Arkadaşıydı. Hangisi yanlış dediği için 20 Deniz'i diyoruz arkadaşlar. Evet, 9. ünitemiz dediğimiz gibi kelimelere çok önem veriyoruz. Bol bol test çözüyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken çok kelime var bu ünitemizde. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar.